Tam geçen sene bu tarihlerde gene Belle Camping'deydik ve gene buradayız. Herkese merhabalar. Merhabalar. Belle Camping'deyiz, Şile'deyiz. Gene şimdi kurulmaya gidiyoruz. İsim neydi abi? Anıl. Evet, Anıl bize yardımcı oluyor böyle. Yüklerimizi taşıyor. Buranın çok seviyorum bu özelliğini ya. Değil mi? Hani aracı içeri almıyorlar ama bütün hizmet. Tam olarak buraya kuruyoruz. Merhaba. Merhabalar. Siz de mi kamp yapıyorsunuz? Merhaba. Merhabalar. Ben de kamp yapıyorum. Çadırı kurduk. Biz bu kampta ilk kez şöyle bir şey yapacağız. Şişme yatağı kaldık. Şişme yatağı alınca da böyle bakın ortam burası. Meltem. Hop merhabalar. Nasıl? Bu da Anna Hanım. Evet, Mahi Yejder, Twitch'ten arkadaşımız. Merhabalar. Selam. Yatağı şişirmeye gidiyoruz efendim. Allah. Çekiyormuş beni ya. Bakın bakın içinden neler çıkıyor. Tata. Selam arkadaşlar. Ben şimdi çarşaf seriyorum. Sayesinde biz de artık böyle şişme yataklara geçtik. Kamer yıllar önce şey diyordu. Matta yatılır kampta. Şişme yatakta yatılmaz. Evet. Ey gidi babacık. Erkek adam şişme yatak mı kullanır? Mahiyeciler. Yani bunu dediğine o kadar pişman olacaksın ki birazdan. Ya bu gece diyeyim yani. Ben yıllardır kendime bu işkenceyi niye yapmışım diye sorgulayacaksın. İşte size kampın en güzel kızını gösteriyorum. İşte geliyor kampın en güzel kızı. Kolyesi de var. Sorma. Terlikleri de büyük biraz. Biz nereye gidiyoruz? Satılık malzemeleri yıkayacağım ben şimdi. Geçen seneki videomuzu izleyenler vardır. 1 yaşında bebekle kamp yaptık videosunda. Çektiğimiz yerdeyiz. Belle Camping'deyiz. Sponsor değildir. Ama sevdiğimiz için geliyoruz. Artık bu sene Sofya daha çok yürüyebilme kabiliyetini arttırdı ve gezebildiği için daha rahat gezebiliyoruz. Geçen sene böyle yürüyemiyordu. Daha bebekle kamp yapmış gibi oluyorduk. Bu sene artık bir çocukla kamp yaptık modundayız. 2 yaşındaki bir çocukla nasıl kamp yaptık? Ne yaptık? Çadırı ne farklılıklar oldu? Evet. Biz bir kere mat kullanmayı bıraktık. Şişme yatak aldık. Şişme yatağa geçtik. Halimiz böyle. Tut altından iyi tut. Şuradan. Ha, buradan tut. Dedim. Ne? Dedim baba. Dedim. Size şu anda şunu anlatıyor. Bir daha anlat. Aynısını bir daha anlat. Bak. Evet. Yanağımı kedi tırmaladı diyor. O mau baby pak pak yapıyor. Bir daha söyle. Bu. Dedim. Anlamışsınızdır herhalde. Bu kadar açık açık daha fazla anlatılamazdı bu konu. Del del. Hadi deliyor. Bak herhalde biz yemek yemeyi unutmuşuz. Saat 9 oldu. Mamayı güzel yersen mamadan sonra sana bir şey kurulduk vereceğim. Kurulduk falan derken yemek yiyelim. Görüşürüz. Baby nereye gidiyorsun? Allah'ım tavuklar, köpekler ve Sofya. Tamam kovdum ben onu. Gel. Anna'nın yanına gidelim. Ay Anna koş. Günaydın. Günaydın. Gözlerim çapaklı olabilir. Günaydın, günaydın efendim. Kamp sabahı. Ben kurdeşen döküyorum. Hala kaşınıyorum. Bunu da hepiniz bilsiniz. Şu kamp yerindeki böyle keyfine en özendiğim kişiyi göstermek istiyorum sizlere. Abi dün akşamdan beri mis gibi bilgisayarını açmış. Günaydın abi nasılsın? Günaydın sağ olasın. Nasılsın? Sağ olasın. Kamp sabahını çekiyorum. Belle Camping'in en güzel yanlarından biri. Tuvaleti, banyosu, duşu hemen hemen her daim tertemiz. Sabunlar var. Bu arada sponsorlu bir video değildir. Normal gelip paramızı verip kalıyoruz. Ama güzele güzel, kötüye kötü demek de doğru bir şey. Tuvaleti, duşu, elektriği zaten bu ücretlerin içinde. Ve temiz mutfak kısmımız var. Sabah sabah onları da göstereyim size Meltem. Yemek hazırlarken bakın arkadaş çöpleri topluyor. Şurada ortak mutfak kısmı var. Dolapları kullanabiliyorsunuz. Bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Aa buraya kadar karavanlar gelmiş. Buraya kadar karavanların geldiğini görmemiştim ben. Karavanlar var ileride. Bungalov evler var. Çok güzel çadırlar. Genelde gölgelik bir yer bulmaya çalışın. Şam altı olunca biraz daha güzel olabiliyor. Gel biraz da sen çekim yap. Al. Ne? Hemen. Ne? Hadi anlat. Ne? Bak.
Kendine doğru tut kamerayı ama. Bence kediyi anlatıyor. Evet, her seferindekini kameraya alınca miyav miyav yapıyor. Canım. Ama şu an beni çekiyorsun. Merhaba. Safiye, kamerayı doğru tutsana düzgün. Günaydın. Komşularımız. Kamp alanından biraz bahsedeyim. Safiye koşarken. O taraflar değiller. Gel. Tamam, gel oradan git. Geçen sene 1 yaşında bebekle kamp yaptık videomuzda. Hava çekimleri de yapmıştım burada. Bayağı geniş, güzel. Karavanları olan ya da karavan sistemi biraz farklı galiba. Hani yıllık karavan yeri kiralıyorlardı geçen sene. Ücretler ne kadar? Haziran 2023 itibariyle kişi başı 200 TL. Eskiden kamp yerlerinde çadır başı alınırdı. Artık ekonomik durumdan dolayı kişi başı alınmaya başlanıyor. Hadi onu annene götürelim. Oradan değil, şuradan. Çadırda uyumayı seviyor musun? Hı hı. Peki rahat mı çadırda uyumak? Ha? Evet, bak orada yavru kediler. Çadırda uyumak bebekler için, çocuklar için aslında çok yer ayırt etmiyorsa güzel. Çünkü açık hava, temiz, huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorlar. Onu iyi çakamamışsın yalnız Sofya. Hı hı. O tam iyi olmamış bence. Gökhan'cığım ellerine sağlık. Yeme kızım o zaman. Tamam, ne yapayım? Harika. Size şimdi kampa girişi göstereceğim. Bella kampa giriş şu şekilde oluyor. Önce şunu göstermek istiyorum. Bella kampa geldik. Gördüğünüz gibi sadece kredi kartı geçerli ve girişlerde şöyle turnikeler var. Size bir kart veriyorlar. Bu kartla içeri giriyorsunuz. Kart olmayan giremiyor. Güvenlik açısından da gayet güzel. Yani gitgide kendi geliştiren bir kamp yeri olmuş. Şurada da sahne var. Evet, ben biraz uyudum. Biraz dinlendim, biraz hafif kendimi rahatsız hissediyordum. Klasik tatil modu. Birimizden biri hasta olmazsa olmaz. Ama şimdi Meltemler nerede, onları arıyorum. Şuradan aşağı ineceğiz. Çok rüzgar var gibi geliyor. Umarım çok rüzgar yoktur. Bayağı rüzgar var. Rüzgar sesi varsa kötü. Dur bakalım, dümdüz aşağı iniyoruz. Bulabileceğiz inşallah. Meltem de Sofya denize gitmiş. Ben uyurken. Sofya. Şunlar temiz. Mahvoldu. Aa, telefonum. Neyse, en son ben yapayım. Allah'ım, yüzüne gözüne bak. Yedi bile. Ne kadardır buradasınız? Bilmiyorum ki. Bir saate olmuştur. Yukarıda sıkıldı. Yapacak bir şey yok. Artık horoz da tavuk kovalamaya başladı. Artık dedim gidelim, ne yapalım. Bu arada Şile'nin denizi çok dalgalı arkadaşlar. Bir kaptı mı Allah korusun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lifeguard. Gökhan'ın köpeği var. Anla kurt köpeği. Kamping alanında da dolaşan tavuklar var. Az kalsın tavuk bedavaya geliyordu. Ağzından aldık köpeğin. Dedik bari madem tavuk muhabbet döndü, gidelim tavuk alalım. Bu kamp alanında çok yakın yerde böyle Migros'tur, Tekel'dir, marketler falan filan da var. Kasap falan da var. Oraya gideceğiz şimdi. Şimdi biz yemekleri aldık geldik. Mangal yapacağız. Ayıptır söylemesi. Akşama da öyle bir yarım saat, bir saat sonra bir arkadaşımız gelecek. Yani biz buradayken bizle 1-2 saat takılmak için. Sohbete, muhabbete, çaya kalmayacak, etmeyecek. Yani bir saat yine bile gelse günübirlik giriş 100 liraymış. Haziran 2023 itibariyle. Aklınızda olsun. Yani dedim hani sadece bir çay içecek, çıkacak falan, yok dedi. O Koral çok katı dedi. Dışarıdan buradan yanmış bir şekilde mangal isterseniz 150 lira. Fiyatlar da bu şekilde. Aklınızda olsun. O yüzden biz dışarıdan aldık geldik. Biz yakabiliyoruz çünkü. Baksana çok iyi yaktı ya. Kor gibi işte. Ateş gündüz gözünde bu kadar parlıyorsa bu kim? Erkek ya. Çık ya. En son kimleri yaktı, kimdir böyle? Bizim ateşimiz sönmez gariler. Olimpos gibi adam be. Kim? Olimpos. Ha, Poseidon'a selam. Sulu bir şey değil miydi ya? İşte az önce gezen tavukların son hali. Burada özgürce gezeceğinizi mi sandınız? Abi kaçtı. Bizim dumanımızdan kaçtı. Şuradaydı. Şuradaydı. Şuraya kaçtı. Meltem içeride Sofya uyutuyor. Şu yeşil valizimiz. Şimdi keyif zamanı. Afiyet olsun efendim. Gökhan'cığım ellerine sağlık. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Açım ve yiyorum. Tatilin ve kampın acı gerçekleri değil mi? Acı gerçek. Yok ya, ben seviyorum.
Sorun değil, bulaşık yıkamak bir şey değil yani. Sorun değil mi? Sadece bunları dün geceden bırakmışız. Biraz kirli mi kalmış? Biraz donmuş yağları. Bu arada dün gece başımıza gelenlerden bahsetmek istiyorum. Berk bizleydi biliyorsunuz. Otoparkta lastiği patlamış, çok kötü durumdaydık. Çünkü kuma saplanmış yani, lastik patlak ve kumda. Yani bir iki dakika ben neler yaşadığımızı görün. Sonra tekrar devam ediyoruz. Berk'cim nasılsın? Şu an var, inanılmaz mutlu. Saat gecenin birinde lastik değiştiriyorum. Nasıl olabilirim abi? Evet. Bir saatliğine kameranın yanına geldi. 10 saattir lastik değiştiriyor. Bella kampın önündeyiz. Döndüğümüzde yani otoparka geldiğinde Berk lastiği bu halde buldu. Evet baba, bundan haberin oluyorsa YouTube videosunu izlemişsin demektir. Evet. Kanala abone olabilirsiniz. Baba kanala abone olmayı unutma. Çana tıkla. Ama yedek lastiği çıkarttık. Kaldırabilir mi? Ben evet kaldıracağım şimdi. Sana zahmet abi, sen güzel kaldırırsın. Yok. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Lastiğe güvenmem. Lastiğe güvenebilirsin. Lastiğe yanı değil de bijonlara güvenme. Lastiğin dişi var mı? Var. Geceki videoyu gördünüz. Bayağı bir uğraştık Berk'i göndermek için ama sağ salim eve gitti. Stepney lastiği taktık. Orijinal lastiği çıkarttık. Şimdi kahvaltı peşindeyiz. Sofiş diyor ki hala abone değilseniz ayıptır diyor. Günahtır yani. Videonun sonuna kadar gelmişsiniz. Hala abone olmamışsınız. Bir like atmamışsınız, bir yorum atmamışsınız. Gökhan'cığım valla bu kamp için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Çok zevkliydi sizinle beraber kamp yapmak. Çadırı topladık, şişme yatağı da indirdik. Sofiş Hanım'ı da uyandırdık. O da çadırımızı topluyor. Neren, kolun neren acıdı bana göster. Neren acıdı? Canım. Oo, gel öpeyim. Gel öpeyim, gel öpeyim. Hemen, hemen gel öpmem lazım. Of, yara olmuş. Of. Biz kampı bitirdik, gidiyoruz. 2 gün bitti vallahi. 2 gün bitti. Ben zaten benim huysuz, yaşlı, hasta bir adamım. Yani evet yani. Gene zaten ben de uğraştım. Evet. Yok FMF'ti. Yok aman kurdeşendi falan. Yemesi dert, içmesi dert, uyuması dert, denize gitmesi dert. Bak denize gitmedi. Denize gitmedim ya. Otele gideyim falan. Yaşlandım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Diğer videolara da bağlantılardan geçebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.